Bunu mu giyeceğim ben? Neyini beğenmedin ya? Pijama işte. Annem mis gibi tertemiz yıkıyor. Al, giy. Alo. Ne yapıyorsun? Üstümü değişiyorum de. Bir arkanı dön. Ben de üstümü değişeceğim. Ben de arkamı döneyim. Yeter, gerçekten yeter. Son 24 saatte 30 senedir çekmediğim eziyeti çektim. Şoförün yaptın. Mülayim damat yaptın. Koltukta uyuttun. Ne şimdi tutsan mı oluyorum? Şuna bak ya. Ne var? Bir gece yatacaksın. Yarın herkes işine gücüne. Amma tantana yaptın sen ya. Ya sabır ya sabır. Dön, dön, dön arkanı. Yok sabır, dön arkanı. Sen beni mi izliyordun? Ne? Ya senin neyini izleyeceğim ben ya? Ha sana bakmışım, ha duvara. İstersen çıkarayım, bir daha giyeyim yavaş yavaş. Sevimsizsin. Ya, duş düğümü hale bak ya. Hani diyorum ki, o gün atölyede keşke senin haline acımasaydım, üzülmeseydim. İşte iyilik yaptık, düştüğümüz hallere bak. Sen niye bu kadar çok söylendin ki? Alt tarafı bir gece yatacağız, kalkacağız yani işte. Hani ne? Gece kondu mahallesi değil mi bu kadar bozuldun? İncilerin dökülmez, merak etme. Ben onun diyorum. Gece konduyla ne alakası var? Ben bunları hak ettim diyorum, hak ettim. Başıma gelen her şeyi hak ettim. Şimdi de buradayız. Şimdi buradasın. Şimdi biz seninle evliyiz. Çok mutluyuz. Hı? Bu oyuna da devam edeceğiz. Evliyiz de. Siz evlendikten sonra da mı böyle iki ayrı yatakta yatıyorsunuz? Bu da mı adetten? Ne adeti ya? Yani burası tek kişilik yatak olduğu için annem düşünmüş bir tane daha yatak yapmış yani. Yatmak zorunda olmuyor evli çiftler. Zevzeklenme. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle...